Yeni aldım, yeni. Niye kuramadınız? Yok, yeni geldi arkadaşlar. Bak, yeni bir şey. Dışarıdaydım da şey yapamadım. Ne yaptınız? Hani ekonomik olarak... Maysın'ın önünde çay toprağı düşüyor. Bir yeri erken açıyor. Maysın'ın önünde çay toprağı düşüyor. Hepsini denk getirip biraz burayı, biraz orayı bekletiyor. Yok da bizim amacımız vaziyi dövmek değil. Ne derdim var? Ne derdim ya? Biz böyle ben de seçtiriyor orada çok güzel bir şanla alım yazıyor içeride sadece çay takdir etti tamam yani eksperimiz zaten güzel de şey yapıyor süper bunları zorlayacağım tek şey var o anlamda zorlayacağım iyi çay götüreceksiniz abi bırak beni olmayacak abi ben ama çay güzel tamam işte eksperimize gidecek çayı görecek çayları görecek bu çayın çayı doğru ben şuradan taşla görüyorum bir çay temizlemesi. Sen temiz de meyelerde ama işte. Abi yeter. Aşkım ya bunu bir bırak bir özel ver. Temiz. Yani kök, ot, yabancı madde, yaprak olduğu zaman kalite de bozuluyor. Biz de o çayı içiyoruz, sen de içiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki bu sene Çaykur'un çayının kalitesi bozuldu. Niye bozuldu? Bizden dolayı bozuldu. Başkası geri toplamıyor. Biz topluyoruz. Her şey içerisinde ekstratı geçiyor yabancı maddelere. Yabancı maddede atılıyor. Özellikle odun gibi bir şey, yaprak gibi bir şey. Tamam, bu bir şey diye düşünmüyorum. Okudunuz mu? Boş, boş, boş. Ben burada bağlı kalıcı yanıyor bundan bundan. İyi havalandıralım. Uygun olan. Bunlar yabancı madde. Yabancı madde. Çay bulduk, kullanmadık. Burada da odunuyla değil de yeşil yapraklar. Burayı kesmek lazım. Burada değil bir şey katmak istedim. Müdürüm hoş geldin. Haydi çaya bakalım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Bunlar hepsi birbirinden önemli şeyler. Bak, evet. Hem bu işin tüketicisi. Tabii, tabii ki, tabii ki. Hem üreticisi. Evet. Yani hepsi aynı anda, aynı evet. Yerde, aynı şeyde oluyor. Allah razı olsun bu ürün bize nasip olmuş. Evet. Yani bu kolay bir olay. Öyle bir olay yok yine yok. Yok. Gerçekten yok. Hiçbir yerde yok. Hem üreteceksin, üreticisin. Sen çalışmıyorsun belki bizde. Vermiş misin? Bu da var. Üretiyor, bizde çalışıyor. Bizde kamyonu var, nakliyelik yapıyor. Müdürüm, buraya çay veriyorum, parasını alıyorum. Burada arabayla nakliye yapıyorum, parasını alıyorum. Tomapaşa'dan paketlemeye kuru çay çekiyorum, nakliyesini alıyorum. Böyle ürün, buna nankörlük yaparsak tozumuz değil. Evet. Herkes bunu bilmesi lazım böyle. Bu haber vardı yani. Her alım yerinde dediğin gibi 3-5 kişi var. Kesinlikle. Belki kesinlikle. Tamamı değildir ama. Kesinlikle. Genelinde var. Yani biz devletimize mahkum olsak, devletimize yardım, yani devlet bize yardımcı olsak, biz de devlet yardımcı olsak, zamanında örneğin yani çay parası geçmezse, biz devlete çayımızı satabilsek. Yani, satıyorsunuz. Ya müdürüm, 350-400 kilo çay neyi kurtarıyor? Ama bak ben sana bak, o zaman şeyini açıklayayım. Çay kurulu kapasitesi belli değil mi? Belli. 9 bin ton. Evet. Biz de her gün 9 bin ton alıyor muyuz? Alıyoruz. Ona şu anda şüphem var, düşünemiyorum. Şüphe niye var? Varsa bizden şüphen olmalı lazım. Düşünemiyorum, diyorum ben. Şu anda 9 bin ton. Dokuz bin ton. Senin Kemal Paşa. Çok farklı kararımız açık mı şu anda müdürüm? Açık. Aktif şekilde çalışıyoruz. Açık. Çalışıyoruz. Bugün de kontajan olarak 50 kilodan o niye 50 kilo uygulandı? Niye 50 kilodur? O orada geç kalıyor. Hayır geç kalıyor. Şu anda niye 50 kilo? Serbest olsa kaç ton bayağı yapar? Ya burada hakkım neyi? Serbest olsa soruyor. Nasıl sen burada 20 ton. 20 ton. 20 ton yine var. Şu anda var 20 ton. 30 tonu. Hiçbir kontrol etme şansı var mı? Yok. Yok. Onun için yapılmış. Senin dediğini ben anlıyorum. Senin dediğini anlıyorum. Çayın hepsini 450 bin ton mu? 450 bin ton Mayıs ayında çay var. 450 bin ton. 450 bin tonun hepsini çay kur alabilmesi için en az 20 tane daha, 30 tane daha fabrikası olması lazım. Evet. Olsun mu? Keşke olsun. Nerede? Olursa alacağız zaten de. Ama bizim normalde kapasitemiz ne? 9 bin ton. 9 bin tonun tamamını her gün alıyoruz ve işliyoruz. Hepsini tam bu sene ilk defa %99, %100 kapasiteyle çay alırız. Bir şey daha var, yanlış anlamayın, çay kötüdür anlamında demiyorum. Senin dediğin gibi benim kafamda bir proje var. Diyorum ki, ne kotası? Kota, mata, kontajan, yok. Herkes
tüm çayını versin çay. Yani ben ama nasıl vereceğim? Ben geleceğim diyeceğim ki şunun haricinde onunla hiçbirini alamam. Tamam bak. Onu yapmıyoruz. Al. Demek ki bu çayın tamamını biz alabiliriz, alırız. Ama yani, biz çay böyle çay almıyoruz. Ben sana bir şey diyeyim. Ben böyle çay al, sağlıklı çay al. Temiz olsun. Bak, biz de biz bunları hep dikkate alıyoruz. Seneye gelir deriz ki, çıkarız deriz ki, biz bundan sonra kota, mota, o, bu hiçbir şey yok. Ben koymuyorum. Ama alım yerine eksper geldiği zaman, Azrail gibi 2,5 bezle alma dediği zaman nasıl almasın ya alabilirsin diyemezsin. Yok, ya olması gereken yani biz şimdi bu çayları iyi çay diye alıyoruz. Bunlara iyi diyoruz. Evet. Ama dediğin gibi bunun üzerinden bakalım alabilir misin bu çayları? Mümkün değil. Almaz. Şu andaki çayını tutar. Ama dediğim gibi seneye bu alım yerinden biz kotayı kaldıralım. Yok kaldıralım. Diyelim ki burada kim ne getirirse alacağız. Dedim ki seneye kotayı kaldıralım. Diyelim ki ne kotası? Çaya kota mı olur? Kaldıralım. Ama çay götüreceksiniz bize. Sonuçta. Çok çıkarmayacağız. Sonuçta. Video. Samet. Didiği göster. Abi bir de didiği çek. Abi didiği çek. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hepimizden. Televizyonu açık kalsın. Açıldığı için hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz genel müdüre de gelenler hepsine. Biz de böyle çayımızı satıyoruz. Sıkıntı yok. Güzel oldu bence. İnşallah hayırlısıyla her şey gayet iyi. Şu anda bir sıkıntımız yok. İşte nasıl güzel toplanmamız, temizlemesi, iyi bakması bizim elimizden ama bazen oluyor. Bir iki tane kaçırıyoruz herhalde. Ot, mot falan. Tamam, son bir çek abi şöyle etraf. Bir dakika. Niye böyle kalabalık oldunuz? Hayır. Gelelim. Bilmem alışkın değiliz böyle. Ya buraya geldik ya. Buraya geldik. Şu arabayı çıksın. Kuskaç yok. Ama çıkar ya. Alım yapıldı mı? Vallahi ya. Mümkün iyi gidiyor. Esferimizden de çok memnunum. Ya. Ben de tanımla kanımdan emekliyim. Yeni Kızımızdan bize yazdığı oluyor. Gürcüler topluyoruz, üstten çay topluyoruz. Yani sürüm de çok iyi geliyor. Para yollamadım. Sizin toplamanız. Cebimizde parayı gördüm. Öyle 250 diyelim. Bin lira veriyorsun. Ben açık konuşuyorum yani. Yani. Ben 250 bin liraya topladım çay. Niye toplamıyorsun? Yani toplamamış mıyız? Ben oraya bir iken yemeyeyim. Oraya bir 250 lira yemiyorsam. Teşmin gidelim. Çay da artıyor. Ömrümde yani böyle çay toplamam. Hep böyleydi. Gürcüden devam alttan devam alttan. Dipten topladıkları için çayın verimi düşüyor. Kalitede düşüyor. Yani şu anki uygulamada memnunuz. Biraz daha kotaları arttırırsak daha memnun olacağız. Ben dedim ki ben kotanın uygulanmasına karşıyım.
kafamda bazı çalışmalar da var. Bir kotayı kaldıralım. Evet. Ama çayı da, bak şuraya şimdi asıyoruz. Ama çayı da böyle almamız lazım. Çayı böyle istiyorum, kota yok. Ama böyle olmaz. Ama şöyle, bak, 200 gelin buraya eğitimlerini verin. Yani çayı şöyle böyle yani. Hepsi bir anda olmuyor. Yani. Burada zarar işte. Kaldıralım kotayı falan, her şeyi kaldıralım ama böyle çay alalım. Çok da olmuyor. Yani gençler çaydan soğumuyor. Mesele o zaten. Genelde gençlere yönelik çalışıyoruz. Genç yok, yok, yok. Bizden sonrası yok. Yukarıdan var mı? En gencimiz diyoruz. Yeni bir slogan, yeni bir imaj olsun, yeni yani yeni bir söylem olsun diye böyle bir gerçi bunlar hepiniz biliyorsunuz. Sonuçta daha önce de uygulanıyordu. Çayın bez içinde yandığını gösteriyor. Bez kapalı durursa yanacağını. Uygun olan çay, uygun olmayanlar nasıl keseceğimizi. Ve altta da uç misra bir şey yaptık. Şiir bizim kendi dilimizde. Çıktım çayı budadım, bahçeyi hazırladım, 2,5 topladım, bu çaya sevdalandım gibi böyle. Yani bir latife olsun, şey olsun diye. Gençlerimize, bizden sonrayı da biz de bir şeyler bırakabilelim. Yaptığımız çalışmalar değsin. Bizden sonra gerçi burada çocuklar yok. Başka yerlerde çocuklar oluyordu. Onları ben diyorum. Bizim için değil. Bunlar için biz çalışıyoruz. Bunlar için yapıyoruz diye. Zaten çayın durumu da gördüğünüz gibi, komşularımızda olduğu gibi her geçen gün kötüye doğru gidiyor. Ama bunun kötüye değil de daha doğru, düzgün, gelecek için daha vaat edilir bir şey olabilmesi için her şey bizim elimizde. Biz de onun için bir adım atıyoruz. Sadece adım atmaktır. Devamı üreticilerimizde el ele hep beraber. Bu abimiz Tarım Bakanlığı'ndan emekli, inşaat mühendisi. Emekli olmuş, gelmiş çay topluyor. Sonuçta onun da verebileceği birçok şey var. Aynı bakanlığın çalışanlarından birisi. İyi olsun diye çalışıyoruz. Yani bezi açın, bezi açtıracağız dememizdeki amaç kişilere sıkıntı, zorluk çıkarmak değil. Ben de üreticiyim. Bana da kimse bir şey söylemediği zaman ben de istiyorum ki kimse bakmadan şunu verebileyim. Ama bu doğru bir uygulama, doğru bir düşünce değil. Açarsak içinde 2-3 tane yabancı madde buluruz, ot buluruz. Ondan sonra çay aldığımız zaman diyoruz ki ekstratı yok, tadı yok, demi yok. Niye yok? Otun vereceği bir tat, dem olmaz. Ekstrat oduna gidiyor. Odunlara gidiyor, yabancı maddeye gidiyor. Onunla beraber çöp oluyor. Evet, çöp oluyor, gidiyor. Ondan dolayı yoksa bizim derdimiz adam çayı toplamış, getirmiş. Aç bunu bakacağım, sıkıntı çıkartayım. Yani öyle bir derdimiz yok. Amacımız uzum yemek, bağcıyı dövmek değil. Ama en doğal hakkımız bu. Yani. Bak, yok, doğal yani, hak derken biz onu da kabul etmiyoruz. Hepimiz aynı hakkı savunmamız gerekiyor. Üretici biziz, tüketici biziz, nakliyeci biziz, fabrikada çalışan biziz. Hepsi bizim. Çalışmamız lazım hep birlikte. Yarına çayı bırakabiliyorsak bize nasıl geldi? Dedelerimizden, atalarımızdan onlar yaptı, etti, bize geldi. Biz bakıyor muyuz? O kadar bakıyoruz. Gözümüzle bakıyoruz. Yani normalde onlar kazarlardı, gübreyi verirken dikkat ederlerdi. O fidanları yetiştirirken önemseyerek tutarlardı ama biz öyle yapmıyoruz. Biz vatandaş olarak her şeyi yapmaya hazırız. Yapıyoruz de. Ben Tarım Bakanlığı'ndan emekliyim. Emekli olduktan sonra çayımın başına geçtim. Arkadaşlar da biliyor bazıları. Benim çayımda bir tane ot bulamazsın. Yani kötü anlamda ot bulamazsın. Ama tabii ilgileniyorsun. Ki. İlgileniyorum olması tabii. Olması gerekeni yapıyorum. Yapıyorum, çalışıyorum ben. Kendimiz topluyoruz, kendimiz satıyoruz. Kendimiz yani imalatını yaptığımız için özen gösteriyoruz yani. Yani çayı sahiplendik artık yani şu andan sonra kendimiz topluyoruz. İşçiye toplattırmıyoruz. Ondan dolayı hem cebimizde para kalıyor hem kalite artıyor. Öyle düşünüyorum yani. Çay bitkisi endüstriyel bir bitki. Bu bitkinin önemini ve kıymetini biz biliyoruz. Toplarken şu yeşilen uygun toplamaya gayret ediyoruz. Kesinlikle çayımızın içerisinde yabancı maddelerin bulunmamasına dikkat ediyoruz. Zaten çayın yanmaması için efendim taşıma başlamadan yarım saat önce bağladığımız için buraya gelinceye kadar geçecek olan süre 1-1,5 saattir. Bu saat içerisinde de çayın yanmasını da otomatik olarak kendiliğinden önlenmiş oluyor. Haydi çaya bakalım diyorum. Hep beraber diyoruz.
kendi çayımızı kendimiz topladığımız dönemde benim çayımın içinde ot, elerti ve yabancı madde olduğunu görmedim. Çok güzel, hiç bezime bakmazdı ekspi. Çünkü çayım yaprak, şu küçük 2,5 yaprak dediğim yapraktı. Çünkü... Ama Gürcüler topladığı süreçte çayın kalitesi düştü. Toplaması makası gerekiyor. Daldırıyor, dipten ne gelirse gelsin şunu topluyor, şuradan vuruyor makas. Kiloya geliyor yani, öyle kiloya. Yani bu kampanya güzel bir kampanya, umarım başarılı olur.